Tarım analize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümde değerli bir konuğum var. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır bizimle birlikte. Bugün tarım zirvesindeki panellerin birisinde yine Ali Bey de oturumda panelist olarak yer alacak. Onunla da aslında tarımın hem planlamasını hem verimlilik ve kalite yönetimini, tabii bunun üretici tüketiciye yansıması kadar dış pazarda ihracat tarafındaki etkisini de biraz konuşalım istiyorum daha geniş çerçevede bu yayında. Çünkü sonuçta kendisi hem üretim tarafında yer alıyor, hem ihracat tarafında yer alıyor, hem bir sivil toplum örgütünün lideri olarak. İsterseniz biraz planlamayla başlayalım. Çünkü tarımda biz genelde hep klasik sorunları konuşurken temeline döndüğümüz zaman planlamada bir eksiklik olduğu havası yatıyor. En azından bizim gözlemlerimiz öyle. Türkiye genelde genel bir çerçeve çizerek başlarsak eğer, tarımsal planlamada neredeyiz? Yapabiliyor muyuz o planlamayı? Tabii, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bir de size teşekkür borçluyum. Sadece enflasyon fiyatlarının açıklandığında, gıdanın etkisi konuşulduğunda ya da herhangi bir ürün ithal edildiğinde tarımın gündeme gelmesinin ötesinde gerek zirveyle gerek programla her gün konuşmamız gereken tarıma çok önemli katkı sağlıyorsunuz. Sen size hem kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Tabii tarımla ilgili bugün oturumlarda da hep konuşuldu, konuşulmaya devam ediliyor. Sürekli konuşmaya devam ediyoruz ama sanki mevcut halimizin sadece bir tarafından bakmamamız gerekiyor. Biz sonuç itibariyle nereden değerlendiriyoruz tarımı? Özellikle karar vericilerimiz, tüketicilerimiz, toplumun kesimleri. Fiyatla ilgili durum ortaya çıkınca tarım konuşmaya başlıyoruz. Ya da herhangi bir ürünü bulamadığımız zaman, ithalat yaptığımız zaman tarım konuşuyoruz. Bunlar fiyatların yükseldiği dönemler. Bir de üretici ürünü para etmediği zaman protesto ettiğinde tarımı konuşuyoruz. Oysa bizim özellikle ülkemizin bulunduğu coğrafyayı, insan kalitesini dikkate aldığımızda her gün tarımı konuşuyor olmamız lazım. İşte Türkiye'nin attığı adımlara baktığımızda Türkiye 5 adım atmışsa son yıllarda tarım sadece 1,5-2 adım atabildi. Dolayısıyla planlamadan bahsedeceğiz. Ama tarımın sanki istiyorum ki bütün kurgusunu yeniden bir yapılandırmak gerekir. Hatta hep söylediğimiz o bütüncül olarak bakmamız gerekiyor konuya o zaman. Şimdi yeterlilik oranlarına baktığımızda her gün yaşadığımız sorunları göz önüne aldığımızda ben onu Antalya Ticaret Borsası Meclisi'nde tarımda bir seferberlik ilan etmeliyiz diye de altını çiziyorum. Çünkü tarım sadece Tarım Bakanlığı'nın muhtesindeki bir iş olmaktan öte bir hale geldi. Artık dünyada biliyorsunuz gıda, su ve enerji stratejik bir sektör. Gıdanın, tarımın stratejik sektör olduğu konusunu söyleye söyleye artık bütün yetkililerimiz bunu söylemeye başladı. Ama biz şimdi yetkililerimizden gıdanın stratejik bir sektör olduğunun bilinciyle kararlar alınmasını bekliyoruz. Çok önemli çalışmalar var bakanlığımızda. Bugün bakanımızı da dinledik. Hemen hemen hep aynı şeyleri söylüyoruz. Aynı dileklerdeyiz, temennilerdeyiz. Havza bazlı modellere geçtik. Ama bir yerde bir şeyler var. Yani ben bunu genel kısa vadede hemen bugünden yarına çözülemeyecek bir problem olarak görüyorum. Bir belli vadede çözülecek. Burada benim önemsediğim en önemli unsur tarımsal örgütlenme. Yani birçok olayın planlamadan tutun maliyet analizine kadar, kaliteye kadar, biraz sonra oturumda konuşacağız standartizasyona kadar hepsinin temelinde tarımsal örgütlenme yatıyor. Neden tarımsal örgütlenme yatıyor? Çünkü biz o kadar parçalandık, bölündük ki topraklarımızı dağıttık. Küçük küçük üreticilerle biz topraklarımızı bir araya getiremeyeceğimize göre kafalarımızı bir araya getirip ortak alımlar yaparken maliyetlerimizi düşürmeliyiz. Ortak makine kullanırken maliyetlerimizi düşünmeliyiz. Volümlü mal üreterek, kaliteli standartizasyonu yapılmış mal üreterek satıştaki gücümüzü arttırmalıyız ki o zaman hem maliyetimiz düşmüş olsun, hem kalitemiz yükselmiş olsun, hem ciddi pazar araştırmalarıyla sadece komşumuza göre kaça sattığımız değil de dünyaya göre kaça sattığımızı belirleyecek bir duruma gelmemiz lazım. Tabii bunları yaparken en başta yapmamız gereken şey biz tarım konuşuyoruz da nedir Türkiye'deki tarım? Bunun ölçüsünde çok bilemiyoruz doğrusu. Yani, orada da bir sıkıntı var o zaman değil mi? Yani veriler noktasında ya da mevcut datalar noktasında mı diyorsunuz? Evet veriler şey, konusunda. Yani yeterlilik oranından falan bahsediyorsunuz. Tabii. TÜİK rakamlarına baktığımız zaman yani birçok şey biraz toz pembe demeyeyim de yani olumlu gözüküyor. Ama reele baktığımız zaman o rakamların yansımasını çok görmüyoruz sanki. Ya da sektör temsilcileri çok o rakamların güncel olmadığı noktasında biraz eleştirileri yani şimdi var. Biz tabii Antalya Ticaret Borsası olarak biraz farklı çalışıyoruz. Genelde iş geliştirme ve çalışma gruplarımız var. Daha çok alışkanlıklardan ziyade analizlerle yol almaya çalışıyoruz.
Şimdi veri deyince aklıma geldi. Bazı konularda da çok çözemiyoruz. Söz gelimi Türkiye'de 12 milyon ton domates üretimimiz var. Biz bunun yaklaşık %4'ünü falan ihraç ediyoruz. %96'sını kendimiz tüketiyoruz. Aynı iklim kuşağında aşağı yukarı nüfusu bizimle doğru orantılı olan İspanya'da 4 milyon ton domates üretiliyor. Ve bu 4 milyon ton domatesin yaklaşık 3'te 1'inde İspanya ihraç ediyor. Şimdi biz bu kadar içeride domatesi tüketiyor muyuz, tüketmiyor muyuz? Tüketiyorsak hep domates mi yiyoruz? Tüketmiyorsak bu veriler nereden çıkıyor? Yani bu tip olumsuzlukları öncelikle gidermemiz lazım. Alanda neyimiz var? Ondan sonra planlamaya geçmemiz lazım. Planlamada da en etkili unsur yine söylediğim gibi tarımsal örgütler vasıtasıyla geçeceğiz. Şu anki havza modeli tamam, güzel. Ama bunu yaparken de örgütlenmiyoruz biz. Biz birlikte hareket edemiyoruz diye de dertleniyoruz. Belki bu noktada araya gireceğim Ali Bey. Teşvik ve desteklemeleri mi acaba kanalize etmemiz lazım? Aynen. Örgütlenmeyi, zorlama demeyeyim de tırnak içerisinde, teşvik motive etmek diyelim. Noktasında. Şöyle ki, azımsanmayacak, istediğimiz düzeyde olmasa bile 8-10 milyar liralık bir destek, teşvik veriliyor. Bu destek ve teşvikleri tarımsal örgütlenme üzerinden verirsek, tarımsal örgütleri de kardeşim sen şu sayılı kanuna göre bir kooperatif kur, git kooperatife başkan ol. Anahtarı da kasanın cebinde olsun, mühür de elinde olsun. Sen bu kooperatifi yönet şeklinde değil de profesyonel yöneticilerin olduğu, tanımlayacağımız, kurallarını çizeceğimiz kooperatifler vasıtasıyla biz bu destekleri vermeliyiz. O zaman da üreticiye demeliyiz ki örgütlüysen sen destek alabilirsin. O zaman biz bunu başarabiliriz. Yani bizim amiyane tabirle havucu göstermemiz lazım. Biz azımsanmayacak bir destek teşvik veriyoruz ama bunun etkisini net olarak görmüyoruz. Şimdi zaten dünyadaki destek ve teşviklerde de bizimki gibi alan bazlı, ürüne bazlı teşvikler yerine artık insanımızı kırsalda yaşatmaya dönük teşvikler var. Bizim insanları kırsalda tutmamız lazım. İşte onun içindir geçtiğimiz hafta tamamladığımız Yörex'te de kırsal kalkınmanın anahtarı diyoruz. Yani kırsalda biz insanları tutarsak, kırsalda insanları ekonomik olarak kazançlı hale getirebilirsek bizim yarın bir gün gıda güvenliğimiz de teminat altına alınır. Ama şu şartlarda, bu dağınık yapıda bu insanlar şehre göç ettikçe ne biz gıdaya ulaşabileceğiz ne de şehirde rahat yaşayabileceğiz. Onun için şehirden kırsala biraz para aktarmamız gerekiyor. O zaman şu sonucu da çıkartıyorum ben. Hepsi zincirin birer halkası, birbirine bağlantılı. Bir yerde kopuk olduğu zaman sistem her ne kadar diğer yerleri düzelseniz de eksik olan bir yerden dolayı tam işlemiyor. İşte kooperatifçilik, çiftçinin eğitimi ve belki temelinde de baktığımız zaman bir kırsal kalkınma politikası ya da stratejisine ihtiyacımız olacak. Şimdi aslında bu konuda hep önerdiğimiz şeyler şunlar. Devletimiz azımsanmayacak bir tarımsal destek teşvik veriyor. Azımsanmayacak bir sosyal yardım veriyor. Bunları bir kırsal kalkınmada harcanan bir kaynaklar var. Bunların hepsini birlikte değerlendirmemiz lazım. Önce insanımızı kırsalda tutmamız, onları örgütlememiz, ürünlerine değer katmamız lazım. Tabii bu arada hep soruluyor bize genelde enflasyon bu ay yüksek çıktı, aracılar kazandı falan filan. Şimdi bu da aslında bizim motivasyonumuzu kırıyor ve tarıma itibar kaybettiriyor. Zaten şu anda tarımdan insanlarımız kaçıyor. Onun için bizim yetkililerimizin de tarıma itibar kazandırıcı işleri yapmamız lazım, motivasyonları yapmamız lazım. O anı kurtarıcı demeçler bizleri rahatsız ediyor ve tarımdan kaçışı arttırıyor. Bundan sonraki nesillerin tarıma bakışını da uzaklaştırıyor. Eğitim tarafına biraz daha değineceğim. Çünkü biraz önce de yayının başında verimlilik tarafından bahsettik. Sonuçta bu işi planlı, başta da onu konuştuk zaten, yapacağız bir. İkincisi, eğitimi de işin içine katarak verimli bir ürün elde edeceğiz. Kaliteli bir ürün olacak ve bunu katma değerli şekilde yapabiliyorsak satacağız. O noktada galiba biraz eksiğimiz var. Yani hem dekar başına verim noktasında Türkiye'nin şimdi, bunda eğitimde... Şimdi aslında verim başına çok fazla bir sıkıntımız olduğu kanaatinde değilim. Çünkü biz verimlilikte iyi noktadayız. Bizim avantajımız topraklarımız Avrupa'daki gibi daha kirli değil, daha temiz. Bizim burada sadece tek dezavantajımız biz mevsime göre üretim yapıyoruz. Yani iklimlendirme koşullarını sağlayamıyoruz. Yani mevsimi tersine çeviremiyoruz. Onun için de söz gelimi Antalya'da seracılık yapıyoruz. İklim koşullarına göre sadece onu donmaktan kurtarmaya yönelik bir ısıtma yapıyoruz.
Halbuki bizim belki de devletimiz jeotermal enerji kaynaklarının hepsinin haritasını çıkarmalı, oralara organize tarım bölgeleri oluşturmalı. Öyle olunca verimlilik de tabii ki doğal olarak düşmüş gibi oluyor. Çünkü bugün mukayese ettiğimizde işte 30 ton domates alıyor dediğimiz adam bir yıl boyunca domates bizi sürdüren adam. Ama bizde daha kısa dönemlerde oluyor. Buradan biraz da zamanı iyi kullanmak açısından ihracat tarafına değinmek istiyorum. Hı. Şundan dolayı Sayın Bakan da açılış konuşmasında değindi. 2023 hedeflerimizle ilgili herhangi bir anladığım kadarıyla sapma yok. Tarımsal hasılada 150 milyar dolar, ihracat tarafında 40 milyar dolarlık bir hedeften bahsetti. Ama mevcut tabloda şu anda 16 milyar dolarlar seviyesindeyiz. Evet. Ve bu aynı orta gelir tuzağı gibi ihracatta da takılıp kaldığımız bir yer. 16-17 gidip geliyoruz. Sonuçta Antalya tarımsal üretimde ve ihracatta da önemli bir yere sahip. Örtü altı üretim tarafında özellikle. Orayı nasıl görüyorsunuz? Yani orada da içerideki bu sistemin plansızlığın bir yansıması mı oluyor ihracat tarafında? Ya da bundan sonraki süreçte ihracatlı tarımda nasıl bir adım atabiliriz? Aslında hepsi birbirini tamamlayan özellikler. Biz iç piyasaya nasıl mal veriyorsak ihracata da aynı malı göndermemiz lazım. Az önce ifade ettiğim kurgu da yani üreticiden başlayan, hatta üreticiden önce tedarik zincirinden başlayan, hangi çeşidin dikileceğinden, nasıl ilaçlanıp gübreleneceğinden başlayan, ortak alımlarla yapılan bir organizasyondur bu işin kurtuluşu. Yani biz Hans'a farklı domates, Ahmet'e farklı domates yedirmemeliyiz. Yedirmiyoruz da zaten. Ama bunun işte ihracata yönelik mal farklıymış diye. Onun için az önce ifade ettiğim gibi bizim tarımda bir standartizasyona geçmemiz lazım. Ve volümlerimizi büyütmemiz lazım. Onu da şu anki az önce de ifade ettiğim gibi küçük üretici yapısıyla yapamayacağız. Onun için de örgütlere ihtiyacımız var. Biz bugün Antalya'dan domates ihraç ederken bir ay sonraya fiyat veremiyoruz. Günlük fiyatlar oluşuyor. Çünkü o gün iklim ne getirecek ne götürecek. Ama bir örgütlenme olursa biz belli bir maliyet hesabıyla 2 ay sonra, 3 ay sonra mesela çiçekte yapabiliyoruz onu. Çiçekteki firmalarımız kurumsal üretimlerini planlıyorlar. Diyor ki ben sana Aralık ayında Christmas'ta şu kadar miktar ürünü şu kadar fiyattan verebilirim diyor. Pazarda da bir istikrar ve süreklilik oluyor. Ama yaş meyve sebzede bunu yapamıyoruz. Ama söylediğim gibi bu standartizasyonu geliştirirsek, yani standartizasyondan kastım malın niteliği, dokusu, kokusu, hacmi, çapı. Ondan sonra bizim dışarıda daha iyi bir pazar yakalama şansımız var. Biraz da tabii hep alışkanlıklarımızla gidiyoruz. İşte son yaşadığımız Rusya'daki problemden kaynaklı önemli ölçüde kan kaybettik. Birazcık da çeşitlenmeyi geliştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Orada o zaman hemen araya gireyim. Sıcak konu olduğu için geçtiğimiz günlerde Antalya'da da bir toplantı yapıldı. Hem Rus hem Türk heyetin bir arada olduğu. Domates hikayesi yılan hikayesine dönmüş vaziyette. Rusya bizden domates alacak mı, almayacak mı, nasıl alacak, ne zaman alacak? Var mı son gelişme, nedir orada? Şimdi o toplantıya bizim arkadaşlarımız katıldı ama biz katılamadık. Daha sonra Rusya Tarım Bakan Yardımcısını Yörek Spuarımızda ağırladık. Onu bütün Anadolu'nun zenginliğini, güzelliğini, yöresel ürünlerini tanıttık. Oradaki açıklamasında da belirtti. Teknik olarak biz incelemelerimizi yaptık. İthalat yapılmasının önünde herhangi bir engel yok. Hatta orada sordular ne zaman dediler. Ben henüz başbakan olmadım dedi. Bakanlar kurulu karar verecek diye de bir espri yaptı. Sanıyorum ki o konuda da bir gelişme olacak. Buradan sanki ben şu dersi çıkardım. Kendi adıma bir medya çalışanı olarak, tarımı takip eden bir medya çalışanı olarak. Bizim ihracat tarafında pazarı ciddi anlamda çeşitlendirmemiz gerekiyor. Çeşitli değil mi? Zaten çeşit mutlaka var ama işte Rusya krizi bize öğretti ki. Ya da işte Katar'ın yaşadığı kriz öğretti ki bugün sadece bir pazara odaklanmak ya da bir pazara yönelik üretim yapmak yarın bir gün riskleri de beraberinde getirebiliyor. O noktada çalışmaları yeterli görüyor musunuz? İhracatın çeşitlendirilmesi noktasında pazarın. Hepsi aslında birbirine bağlantılı konular. Onun için her fırsatta şunu söylüyorum. Biz tarımda yeniden bir hikaye yazmalıyız. Yapboz gibi tekrar bozup yeniden yapılandırmalıyız. Yanlış bilinen doğrular var, ezberler var, bozulması gereken anladığım kadarıyla. Yani dolayısıyla burada bir ürünü ihraç edebilir olmanız için o ürünle volümlü üretim yapıyor olmanız lazım. Kaliteli üretim yapıyor olmanız lazım. Biz
sebzede, özellikle domatesle, biberde, salatalıkta, kabakta bunu yakaladık. Daha çeşitli ürünler, belki de şöyle bir planlama yapmamız lazım. Onun için de araştırma yapmamız gerekiyor. Bizim yükte hafif, pahada ağır ürünlere doğru daha nitelikli, daha kaliteli ürünleri üretiyor olmamız lazım. Ki biz o zaman yakın komşumuz işte 2 günde, 3 günde gidiyor diye pazar orayı bilmeyelim. Koyalım uçaklarımıza, gönderelim dünyanın her köşesine. Belki de onu öncelememiz gerekiyor. Ama bunların hepsi özellikle hep şikayetlerimiz de şu doğrultuda: Ankara'da oturuyorlar, bir gömlek dikiyorlar, bu gömleği giyin diyorlar. Biraz daha tabanın sesini duyarak, biraz daha tarımsal örgütlerin sesini duyarak ve onların beklentileri doğrultusunda birlikte kurgulamak gerekir diye düşünüyorum. Bu doğrultuda da biz Antalya'da bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye'de bir tarım konseyi oluşturduk. Tarımın bütün paydaşlarını konsey üyesi yaptık. Kamudaki tarımla ilgili bütün kurumları, danışma kurulumuzu aldık. Ve onunla ilgili de, Antalya ile ilgili de çeşitli modellemeler üzerinde, çeşitli raporlamalar üzerinde çalışıyoruz. Yani tarımın bir anlamda artık bu ülkenin gündeminden düşmemesi gerekiyor. Çünkü hepimizin derdi üretmek, hepimizin derdi zenginleşmek, hepimizin derdi katma değerli ürün üretmek. Ama buna konsantre olursak olur. Tekrar tarım kesimini motive edersek olur. Birçok konu var bunlarla ilgili. Yani bir taraftan Tarım Bakanlığımız yürüyün kardeşim üretin derken vergi mevzuatımız diyor ki aman ha diyor, 7 dönümü geçersen deftere tabisin. Şimdi KDV düzenlemesi yapılıyor. Diyoruz ki yıllardan beri çiftçinin aldığı ürünün KDV'sine bir iade sistemi geliştirir. Eğer siz bu iade sistemini geliştirirseniz çiftçi belge toplamak durumunda kalacak. Siz daha verirken kazanacaksınız. Şey siz verirken kazanacaksınız. Diyoruz ki tarıma bir sosyal güvenlik sistemi ihtiyacımız var. Çünkü mevcut sosyal güvenlik sisteminde söz gelimi bir asgari ücretli çalışanın 30 bin lira yıllık maliyeti var diğer ekstraları hariç. Siz 15 ton domates alırsınız bir dönüm seradan. 2 liraya domatesin sadece işçiliği gelir. Bu yükü kaldırmak mümkün değil. Onun için sizin sosyal yardım yaptığınız insanların verdiğiniz parayla birlikte bir özel sosyal güvenlik sistemi geliştirelim. Hem sosyal güvenliği olmayan tarım çalışan olmasın, hem de sosyal güvenlik cenderesinin yükünden kurtulmak, o yük var diye yatırım yapmayan insanların yatırımının önünü açılsın gibi çok çeşitli, çok detaylı çalışmalarımız var. Ben teşekkür ediyorum. Yani bunu fırsat verdiniz. Daha çok tarım konuşmaya, daha çok üretmeye ihtiyacımız var. Hatta 1-2 dakikamız kaldı, tamam. Kısa bir zaman ama orada biraz yörekse de değinmek istiyorum. Yeni bitti 8.'si. Çok güzel işler çıkıyor. Onu takip ediyoruz zaten. Coğrafi işaretli ürünler noktasında biz bu tarımda hep vurgulamaya çalışıyoruz. Gerçekten Anadolu bir hazine. Ama biz bu hazineyi artık sandıktan çıkartıp ortaya koymamız lazım diye düşünüyorum. Siz de onu kesinlikle katılıyorum. Zaten bu çalışmaların detayında hep tarıma itibar kazandıralım derken bunlar var. Kırsalı kalkındıralım derken bunlar var. Kadın iş gücünü işe aktive edelim derken bunlar var. Katma değerli ürün derken bunlar var. Şimdi inceliyoruz dünyada ne oluyor diye. Dünyada 100 milyar dolarlık bir coğrafi işaretli ürün piyasası var. 100 milyar dolar. Dönüyorsunuz, Fransa'da normal geleneksel tarım üretimleri geriye düşerken coğrafi işaretli ürün üretimlerinde %20, %10 üretimde yükselmeler var. Bizim de elimizde 2500'e yakın, yaklaşık bunun %65-70'i tarım ve gıda ürünü. Böyle bir hazine var. Bu hazineye sahip çıkmamız, bunu hak ettiği yere getirmemiz lazım. İşte yaklaşık 9 yıldır çalışıyoruz gece gündüz demeden. Ve ne kadarlık bir, Türkiye'de kabaca bir rakam verirsek aslında potansiyelimiz ne bu coğrafi? Yani 100 milyar liralık bir potansiyelimiz var. Biz sadece bunun %10'unu coğrafi işaretlemiş durumdayız. Bunu yurt dışında da coğrafi işaretlediğimizde, coğrafi işaretli ürünlerinde şöyle bir özelliği var ki siz de sık sık programlarınızda işliyorsunuz. Tüketici o malın geleneksel olarak üretildiğine, geçmişten gelen metotla üretildiğine inandığı için muadiline göre %20, %30 daha fazla para ödemeyi peşinen kabul ediyor. Duygusal tarafı var, romantik tarafları var, onu köklerine götürüyor, başka uygarlıklardan esintiler alıyor. Müthiş bir şey. Bunu bizim
Türkiye'nin gülen yüzü olarak, Türkiye'nin sempatik tarafı olarak pazarlamamız gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Biz de önümüzdeki dönemlerde takip edeceğiz Yörex'i ve bu tür çalışmaları. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bugün Tarım Analizi Bloomberg HT Tarım Zirvesi'nden gerçekleştirdik. İlk bölümde Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile bir röportajımız oldu, söyleşimiz oldu. İkinci bölümde de Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ile beraber tarımın genelini, iç ve dış piyasasını konuşmaya çalıştık. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Bloomberg HT gelecek.